Gökçin de Koray diyeyim yani. Orhan İşçi. Birazcık biliyorsam Nurhan Koşar. Serkan mı? Serkan diyelim yani. Şimdi kendimde en beğendiğim özellik, yani işlerimin düzenli yapmayı severim. Yani ne diyeyim, yaptığım işleri derleyip toplamayı severim. Belli bir süre saklamayı severim. Faturalarım gibi, elektrik dekontlarım gibi, kredi kartlarım gibi. Yani bu yönüm beğeniyorum yani, başka bir şeyi beğenmesem bile. Kendimde en beğenmediğim özelliğim, yani kendimde en beğenmediğim özelliğim yok da, ne diyeyim, evde tembelim biraz. Yani çok fazla her şeyi ayağıma bekliyorum. Onun haricinde birazcık fazla parlıyorum. O yani fazla bir şey de değil de işte, o fazla da bir şey değil yani. Biraz tembellik var. Biraz önünü arkasını şey yapmadan birazcık çabuk parlıyorum galiba. Ya şimdi akrabalarımız için de, yani bütün akrabalarımız biliyor. Biz kendi kendimize büyüdük. Anne yok, baba yok. Yani örnek aldığım bir kişi yok. Ama fikrine saygı duyduğum eniştem Orhan İşçi. Yani her türlüyle ve işe koyduğu zamanki bana ön ayak olmasıyla. Onun haricinde yani çok da fazla büyüklerimizden akıl alıp bize şunu yap deyip yönlendiren olmadı açıkçası. Ama Orhan İşçi'nin her zaman fikirlerine saygı gösteririm. Bir şeyi danışırım genelde. Şimdi... Ya ben yakın hissettiğim kimse yok. Yani kendi çocuklarım dahi. Ben bir şeyi kendim şey yapacaksam bile öyle kimseyle çok fazla paylaşmam. O şekilde bir yakın yok yani. Akrabalar içinde en soğuk kişi. Ya çok soğukluğunu bilemem de. Şimdi mesela rahmetli dayım soğuk değildi ama biraz diktatörlüğünden birazcık mesafeliydi Fikri Başar. Yani soğuk değil ama araya mesafe koyuyordu. Yani onun haricinde öyle çok fazla soğuk yok. İyiliksever derken hangi şeydi? Ya mesela şimdi şöyle bir şey. Allah rahmet eylesin. Şimdi çok fazla bize yansımasa bile babam bu yönde çok iyiydi. Dört dörtlüktü. Ama bunun aynadaki ters yüzü ya bize karşı çok fazla değildi açıkçası. Ama akrabaya karşı her zaman için dört dörtlüktü. Koşardı, bir dertlerine giderdi, gelirdi. O yüzden babam Kamil Kara. Ya şimdi en fazla konuşan kişi deyince bir kişi aklımıza geliyor. Yıllardan beri bu mesleği yapıyor. Eskilerden biraz çekirdekte radyoculuk yaptı. Bay Geveze, Volkan Koşar. Benim bildiğim başka yok yani Geveze. Ya akrabalarım içinde en sakin kişi benim hanımdır herhalde, Nuriye Kara. Ondan daha sakini yoktur galiba zannederim. Bir de şimdi Selda şey de olabilir, İbrahim Hanım'ı, Sevda Başar. O da olabilir ama yani birincisi Nuriye Kara. Yemek yiyen kişi. Valla şimdi yani ortamlarda hiç öyle bir şey görmedim. Ama diğer videolardan şey yaptığım kadarıyla Kahraman ve Serkan diyorlar. Ama ben görmedim, bir şey de diyemeyeceğim yani, ama ben milletin yalancısıyım. Ya şimdi şöyle bir şey, ya güzel giymeye bakarsan en güzel giyinen benim. Kot pantol oldu mu yeter benim için. Ama ya normal resmi şöyle takım elbise falan dersen, Okan da bizim düğünlerde takım elbise giyince çok yakışıyor. Okan'a Gökhan'a yakışıyor yani. Ama ya normal hep böyle giyinmesiyle Orhan İşçi. Ya bayanlardan düğünlerde hep görüyoruz ama bizim Ceyda bu konuda bayağı iyi gibi. Şu anda Bol'da gördüğümüz kadarıyla. Devamlı düzeyle iç içe olmadığımız için ve abla Fatma İşçi. O da giydiği zaman iyi giyiniyor yani. Gelinli kaynanalı. Ya en kötü giyinen yoktur herhalde. Yani o ortamı icabında. Ya bazen mesela çalışırken mesela normal giyiniyorsun, şey yapıyorsun. Öyle bir giyinen yoktur. Ortamına göre. Durumu nasıl idare ediyorsa bizde çıkmaz yani kötü giyinen. Eşofman da giysek yakışır yani. Ya akrabalarımız için de en cana yakın Okan Kara. Çok sırnaşık. Okan Kara. Yok uğraşmıyorum, ben çok seviyorum onu. Vallahi şimdiki eskilerden beri gördüğümüz kadarıyla İlhan Kara bu konuda çok iyi. Ama son zamanlarda Gökhan Kara onu geçti. Sabah 8 gece 11. Çok çalışıyor yani. Kıskanç kişi derken rahmetli benim üçüncü anam Fatma Kara en kıskancı. Onun üstüne kimseyi tanımam. Ya çok kıskanç mı dedim mi sülalede herkes bilir onun ne kadar kıskancı olduğunu. Çok az kalır onun yanında, çok çok.
Ya şimdi ya merhametliye bakarsan ben de çok merhametliyim. Yardım severim, elimden geldi şey yapmaya çalışırım. Yani akrabalarımızdan hani hiç kimse yani yap denilen veya yapma denilen şeyleri görmedim. Yani bu konuda da Necat abimin ameliyatında da gördük. Yani herkes birbirine çok düşkün yani. O konuda kimseye ayrım yapmadan herkes birbirine bu gibi konularda çok yardımsever yani. En yakışıklı kişi. Ya şimdi eskilerden bizde saç vardı. Bayağı bir yakışıklıydık ama. Şimdi Okan Kara yakışıklı. Koray yakışıklı. Şimdi Almanya'da Eren de yakışıklı. Gökçin de yakışıklı. Şimdi önceki kellik durumlarına bakmasak kel olmayanların çoğu yakışıklı. Ama öyle çok yakışıklı film artisti şey var. Neydi o filmde oynayan? Film artisti var ya bizim ikinci kuşaktan akraba. Yok. Barış Arduç. Ya onun haricinde en yakışıklı diyeyim Gökçin'le Koray diyeyim. Kendi oğlumu bunun dışında tutayım yani. Maşallah diyeyim, nazar değmesin. Gökçin'le Koray diyeyim yani. Ya güzellik bakımından şimdi büyüyen genç kızlarımızın hepsi bayağı güzel. Ama onların birazım daha önüne geçiyor. Şu anda son durumunu bilmesek de bile Elçin sarışınlığıyla bayağı güzel yani. Biraz cadaloz olsa bile güzel yani. Ya yetenek bakımına bakarsak, şimdi bu konuda Volkan Koşar ve Koray bayağı iyi kendini geliştiriyorlar. Onun haricinde çok da fazla bu işlere uğraşan, bu işler için kolay işler değil. Herhalde ikisi de galiba. Şerefsiz. Vallahi beceriksiz. Yani benim şu andaki düşündüğüm kadarıyla yani öyle fazla işten anlamayan, yaptığında yapamayıp da başka yerlere atlayan yok. Valla ben öyle hani bir yerde dikiş tutturamayan birisi hiç şu ana kadar yani yok yani. Yani giren bir işte çalışıyor veya bir işin ucundan tutan yapıyor yani var yani. Ama bu işlerde bizim bir zamana bir mazimiz olmuş ayakkabıcılık. O konuda bayağı bir beceriksizlik biz. Onu yapamamıştık yani. Onu da, o artık çok eskilerden kaldı yani. Ya bonkör kişi derken şimdi yapılan ortama göre yani herkes bir şeyler yapıyor, harcıyor. Parası olan harcıyor daha doğrusu. İstenilen şeyi vermesi bakımından. Şimdi Orhan işçi istenileni veriyor. Onun haricinde başka birisi. Ya bilmiyorum çünkü yani Muradi ablalarda yani öyle bir şey olduğu zaman yardım elini uzatıyorlar. Öyle bir esirgemiyorlar. Yani herkes kazanınca kararınca kimi bir verirse kimi bütçesine göre 5 veriyor yani. Kimi de zaten olmazsa zaten en azından bedenle çalışıyor. Veya atıyorum bir sandalye götürüyor işi yapıyor. Yani herkesin şeyine göre yani. Ya şimdi ben en cimri derken en cimri benimdir herhalde. Yani buna cimri demeyelim, tutumlu diyelim. Yani bir yapacağım şeyi 3 kere düşünürüm. Alacaksan beni 2 defa düşünür tekrar yaparım yani. Herhalde benimdir. Yani ona da cimri demeyelim de yani idareli diyelim, tutumlu diyelim. Harcamasını dikkatli yapıyor diyelim. En cikinci kişi benim. Ya benden başka. Ya şimdi ben kimsenin kin güttüğünü görmedim. Bilmiyorum yani daha doğrusu. Ya ben kendimden biliyorum. Ben bir şeye kin gütersem kesinlikle bir daha onunla şey yapmam yani. Öyle bir kinciliğim vardır yani ama onun haricinde hiç bilmiyorum. Ya. O konuda bir şey diyemeyeceğim yani. Ya kimse bana kin gütmedi daha doğrusu. Ya en duygusal bir şey yani. Birazcık biliyorsam Nurhan Koşar. Birazcık tanıyorsam yani. Başka. Ya Şükran Kavak da öyle de ama Nurhan Koşar number one. Ya şimdi benim bulunduğum ortamda hiç şarkı söylenmedi. Ama Tuğba'yı iyi şarkı söylüyor diyorlar. Ama hiç dinlemedim yani. Bunu kim söylüyorlardı? Bunu da hiç bilmiyorum. Bundan önceki videolardan şey yaparak için. Serkan mı? Serkan diyelim yani. Ya o şekilde birisi yok da birazcık hayatının Suudi ile çok maksuz itişip kışı yapıyoruz. Onun haricinde öyle çok fazla yapma etme dediğim kişi yok. Ama Suudi daha küçük zaten. Bazen onunla biz takışıyoruz zaten. Sürtüşüyoruz ama Suudi diyeyim yani onunla. En doğrucu kişi İlhan Kara diyeyim yani. Onun haricinde yani çok fazla yani şimdi diyaloğa girmediğim için o şekilde bir şey duymadığım için ama İlhan Kara ile belli bir süre beraber yaşamışlığımız var. İlhan Kara diyeyim. Ya bunu da ağladığı gibi yani Nurhan Koşar olabilir. O da birazcık biraz heyecanlı adrenalin katarak anlatır yani bazı şeyleri.
Yani komik kişi Emre diyeyim yani. Emre bazen sağa sola takılmasıyla komik oluyor yani. Emre Başar diyeyim. Ya trip ben atarım ama alınganlık da olabilir yani. Alınganlık ve trip atta ben olabilirim Veysel Kara. Ya küçükken ne olmak isterdin? Ya ne bileyim, ben şimdi öğretmen lisesinde okudum. O zamanlar bir öğretmenlik hedefimiz var mıydı? Onu bilmiyorum. Öylesine okumak için girmiştik. Yönlendiren oldu mu olmadı. Eve yakın diye gittik. Ama iyi top oynuyorduk, topçu olabilirdik. Hayalimizdeydi ama olmadı yani. Ondan sonra işçi olduk. Maraba lazımmış, maraba olduk yani. En sevdiğim yemek. Ya öyle çok fazla zaten yediğim yemek yok zaten. Çorbam eksik olmasın. Ama her türlü çorba değil. Yoğurdum eksik olmasın. Makarna pilav eksik olmasın. Bu gerisi önemli değil. En sevmediğim yemek balık diyeyim yani. Balığı kesinlikle yemem yani. Tiskinirim balık. Ya en sevindiğim an çocukların doğumunda sevindim. Emekli olduğumda sevindim. Onun haricinde çok böyle abartılı bir evlendiğimiz zaman sevindim. Ama hepsi öyle bir çok abartılı değil ama ya normal bir sevinç ölçüsü. Ya en üzüldüğüm an babamın ölüm anı. En üzüldüğümüz an o yani. Onun haricinde Allah beterinden saklasın. Gerçi amcamız öldü, halamız öldü, dayılarımız öldü. Ama baba başka. Anneyi zaten saymıyorum. O da küçüktür zaten de. Babamızın öldüğü an. En sevdiğim evim. Tsubasa. Şimdi en sevdiğim dizi derken, şimdi her akşam benim bir dizim var. Ama onların içinde Eşkıya Hükümdar Olmaz diyelim. Şimdi bugüne kadar en sevdiğim film derken Taşıyıcı serisini çok seviyorum. Cehennem Melekleri serisini çok seviyorum. Ondan sonra Geçmişi Olmayan Adam serisini seviyorum. Yani aksiyonu şeyciler, Hızlı Öfkeli serisini seviyorum. Jason Statham olsun. Ya boş vakitlerimde Facebook'ta canları tamamlıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Farbrass diye bir oyun var. Ondaki canlarımı tamamlıyorum yani. Ya birlik, beraberlik, kaynaşma. Ben çok teşekkür ederim. Bana bu şansı verdiğiniz için, bana bu değerli vaktinizi ayırdığınız için çok sağ olun. Akrabalarıma buradan kucak dolu selam. Peki senden başka cimri var mı sence? Ya onu şimdi hiç bilemeyeceğim ya, yani bir şey diyemeyeceğim. Şimdi herkes önceki sohbetlerde diyor. Yani hiç bir şey diyemeyeceğim yani. Onun haricinde çok böyle abartılı bir evlendiğimiz zaman sevindim. Ama hepsi böyle bir çok abartılı değil ama ya normal bir sevinç ölçüsü. Kadıköy'de kupayı kaldırdığımız zaman çok sevindik. O biraz abartılı olabilir yani. Allah'tan montajı ben yapıyorum. Bir serisini seviyorum. Jason Statham olsun. Steven Gerrard olsun. Steven Seagal. Öbür bir Matt Damon olsun. Bunların filmleri hepsi aksiyon filmleri.